Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na atlayacaktı. Tıpkı Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı şiirinde anlattığı gibiydi. Atatürk o gece bıraksalar Afyon Ovası'na atlayacaktı. Sarışın kurt, Kocatepe'de yıldızların altında bir kayadan diğerine geçerken tedirgindi. Çünkü taarruz eden ordunun savunmadakinden daha güçlü olması gerekiyordu. Oysa Yunan kuvvetleri asker ve silah açısından Türk ordusundan tartışmasız çok daha üstündü. Türk askerlerinin karşısında asla düşürülemez denilen tahkimatlar zinciri vardı. Ama Mustafa Kemal kararlıydı. Çünkü Türk askerine güveni tamdı. Artık taarruzun başlamasına saatler, hatta dakikalar kalmıştı. Ve Ethem Hamdi Tem, o huzursuz ama umut dolu anlarda Atatürk'ün yanı başındaydı. Korkusuz, cesur, kararlı, dimdik duruyordu Kocatepe'de. Bir ulusun büyük sorumluluğu vardı omuzlarında. Çakmak çakmak mavi gözleri parlıyordu umudun ışığıyla. O tepede belki de son taarruz planlarını gözünün önüne getiriyor, askerlerine son emirleri veriyordu. İşte o anda deklanşöre bastı Ethem Hamdi Tem ve o anı ölümsüzleştirdi. Sürekli olarak raporlar geliyordu ve bu raporları Mustafa Kemal yanındaki komuta kademesiyle birlikte değerlendiriyordu. Ancak ondan sonra ayrılarak kayalıkların arasında tek başına dolaşıyordu diyor. Ve bir şey mırıldanıyordu. Bu müthiş fotoğrafı en anlamlı kılan şeylerden bir tanesi o. Yunan orduları başkomutanı Hacı Anesti, Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra komuta kademesine bir değişiklik yapıldı. Ve Hacı Anesti'nin karargahı İzmir'de aslında. Ancak zaman zaman cepheye gidip geliyor. Bu cephe seyahatleri esnasında yanında birkaç tane İngiliz de var. Bir dönüşte, bir cephe ziyaretinin dönüşünde gazeteciler soruyorlar. Eğer Türkler bu cepheyi 6 ayda düşürebilirlerse mutlu olsunlar, iftar etsinler diyoruz. Yani düşürülmesi çok zor olan bir cephe. Ve Hacı Anesti'ye soruluyor devamında. Siz cepheyi gezdiniz, geldiniz, Mustafa Kemal'i gördünüz mü diye. Böyle suratında müstehzi bir ifadeyle gülerek, gülümseyerek hayır diyor. Mustafa Kemal diye birisine rastlamadım. Bu meşhur fotoğraf çekilmeden evvel Ethem Bey diyor ki Mustafa Kemal sürekli olarak hadi bakalım Hacı Anesti diyordu. Ve bunu sürekli olarak tekrar etti. Yunan orduları başkomutanı Hacı Anesti'nin bu küçümseyen Mustafa Kemal'i görmedik ifadesinin Mustafa Kemal'in bütün bu cephe safahatı esnasında o kayalıklar arasında dolaşırken dilinde olduğunu ifade ediyor. Kocatepe'de düşüncelere dalmışken, cephede askerlerinin yanında taarruzun gidişatını kontrol ederken Ethem Hamdi Tem adım adım fotoğrafladı Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal her konuda öyle ayrıntıcıydı ki Ethem Hamdi'ye bile çekeceği kareler konusunda taktik vermekten geri durmuyordu. Mustafa Kemal'in kendisine söylediklerini mesela o da çok çıplak, hani bunlar görünmesin, öyle bir çek ki hani çünkü bir kerpiç ev karargah olarak kullanılıyor, işte odanın içerisinde bir tane portatif sandalye var, bir tane portatif masa var, yani bir büyük bir savaş var ve biz bu savaşlarda karargah olarak kullandığımız binaların durumu çok iyi değil ne yazık ki. Dolayısıyla da benden hani bunların daha az görünecek şekilde çekilmesini istemişti diyor. Ethem Bey büyük taarruz başladığı zaman Şuhu'da geliyor ve ertesi sabah taarruzun başladığı
anlarda Kocatepe'de 26 Ağustos 30 Ağustos arasındaki bütün safahatı gözleriyle görüp tespit ediyor. Bunu objektifiyle ortaya koymaya çalışıyor. 1895 yılında Halep'te doğan Ethem Hamdi Tem, Kurtuluş Mücadelesi boyunca ordunun resmi fotoğrafçılığını yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 700'e yakın fotoğraf karesi onun sayesinde bugünlere kadar ulaştı. Ben bir tarihçi değilim diyor. Ancak gelecek kuşaklar bizim Kurtuluş Savaşımızın belki çok büyük bir olay olmadığını düşünebilirler. Ancak ben bütün bu resmettiklerimle, bütün bu çektiklerimle Mustafa Kemal'in silah bakımından, teçhizat bakımından çok zayıf bir ordu olmasına karşın bütün dünyanın gözünün önünde nasıl büyük bir başarı elde ettiğini resmettim. Ve bu yolla gelecek kuşaklara, aslında ben Atatürk'ün hayatını öğrenmek isteyenlere, Cumhuriyet tarihini öğrenmek isteyenlere bu yolla bir katkıda bulunmak istedim, diyor. Ethem Hamdi Tem, Kocatepe'deki o sembol fotoğrafın altına şu notu düştü. Hiçbir milletin bu kadar güzel bir kurtuluş abidesi yoktur.